Yok, yok. Biz şimdi şeye çıkmıyoruz değil mi? Yok. Sadece ben şey yapayım dedim ya. Daha önce bir daha kaydetmiştim de. Ha, sen kendini kaydediyorsun sadece. Canlı yayın değil değil mi abi? Canlı yayını da yapıyorum da şey orada tamam, kaydediyorum. Şu an bu canlı yayın değil ama değil mi? Canlı yayın da sonra kaydediyorsun onu. Ha. Şey yapmıyor. Öbür türlü video çekersen 1 GB 2 GB telefon etmez. Okey abi. Evet. İki soru. Şimdi namaz kıldıktan sonra neden sağa selam veririz? Meleklere selam vermek için. Niye? Ben işte namaz kıldım. Allah'a ibadet ettim. Bunu kaydet diye. En son ne okumuştuk? Tahiyyatu. Salli barik Rabbena. Tahiyyat ne demek? Hayat. Lillahi Allah içindir. Ve salavat. Kutsamak da onun içindir. Ve tayyibat güzellikler de ona aittir. Bunu Peygamberin miraca çıktığında Allah'a söylemişti. Tahiyyatatten Allah'a bu şekilde hitap etti. Allah da cevap verdi ona. Esselamu aleyke eyyüven nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Ey nebi selam sana olsun. İşte bereket olsun, rahmet olsun. Bütün melekler hep bir ağızdan. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dediler. Dolayısıyla hepsinin bu konuşması bizim tahiyyat dediğimiz dua. Ettehiyyatü lillahi ve selam. Bu konuşma nerede geçiyor? Miraç'ta. Nerede? Kabe kavseyinde. Yayla okun birleştiği mesafe kadar ikisi birleşiyorlar. Biz her namazda Kabe kavseyine ulaşıyoruz ve Allah'la Resulü'nün birleştiği yerde. En yakın yerde. Allah'la Resulü'nün en yakın olduğu yerde buluşuyoruz. Ve sonra tekrar geri geliyoruz ve sağa selam veriyoruz. Sağa selam vermemizin sebebi bu. İlk soru ise namaz kılarken önümüze bir sütre koyarız Mustafa. Böyle arazide kılarken bir tabure koyarız, bir ayakkabı. 33 santim bir kulaç olması gerekiyor onun hükmen. Onunla bizim aramızdan birisi geçmeye çalışırsa onu durdururuz. Hatta bilse ki o adam buradan geçmenin günah olduğunu, 40 yıl ne kadar günah olduğunu bilse 40 yıl bekler diyor Peygamberimiz. Şimdi asıl diğer soru da şu. Bu sütre neyi koruyor? Evet, bunu düşünelim. Neyi koruyor bu? Niye bunu buraya koyuyoruz? Veya adamı niye durduruyoruz? Veya niye bu kadar günah? Yani secde ederken ona etmeyi değil. Öyle bir şey mi acaba? Yani ben öyle düşündüm hep. Yani ona secde etmeyelim. Önümüzden canlı bir şey geçmesin. Yani tamam, bir cansız varlık koyuyoruz ki oraya. Cansız bir nesne koyuyoruz ki hani sadece Allah'a secde edelim. Ya da ben öyle biliyordum. Ya da şimdi ben bunu sütre düşün. Ben şimdi Allah en büyüktür dedim. Her şeyi geriye doğru attım. Bir yolculuk başladık. Ne yaptım? Ben aslında bir istikamet, kıble. Kıble demek. Anadolu'nun kıblesi vardı. Anadolular İslam'dan önce kıbleye yöneliyorlardı. Kıbleye yönelilen şey demek. Kıbleye yöneliyorsun. Dolayısıyla bir enerji olarak bir şekilde Kabe'ye bağlanman lazım. Leyat'tadır İslam, biliyorsun. Peygamberimiz Medine'ye geçtikten sonra 18 ay sonra Leyat'ta değişti dünyanın, bilinç değişti diyelim. Muhammedi bilinç deniyor bugünlerde. Mescid-i Aksa'daydı Leyat'ta. Medine'ye döndürüldü İslam'la birlikte. Peygamberimiz daha önce de kılarken Kabe'yi önüne alıyordu. Mescid-i Aksa'ya dönerken bile ona riayet etmeye çalışıyordu. Ama Medine'ye gidince ters istikamet. Bu sefer arkasında kaldı. 18 ay öyle kaldılar. Sonra Kıbleteyn denilen bir mescitte vahiy geliyor ve iki rekatı Mescid-i Aksa'ya doğru kılıyor. Sonra cemaatin yanından namazı bozmanın diğer tarafa geçiyor. Ve Mekke'ye dönüyor. Yani Leyat'ına bağlıyor bizi şey. Sütre. Onun için dünyadaki bütün Müslümanlar bu Leyat'ına bağlanıyorlar namaz kılarken. Biz mesela evde kılsak bir vakit bir sevap alıyoruz. Hani hasene şey anlamında, literatür olarak böyle düşün. Ama camide kıldığımızda 27 kat daha ecir alıyoruz. Niye? Ben şimdi
Buradan bağlanmaya çalışsam çok cılız, bilincim düşük, kafamda bir sürü fikir var, şu var, bu var. Camiye gittiğimde biz daha çok hepimiz birlikte yöneldiğimiz için daha güçlü bir enerjiyle bağlanmaya çalışıyoruz. Modemin şeyine göre düşün. Yemek yemenin bile, toplu halde yemek yemenin bile bir zevki başka oluyor. Evet, yani yalnız. Evet, yani cemaate ne yem? Bütün hepsinin bağlandığı yer, dünyadaki hepsinin bağlandığı yer, Mekke ile yattı, en büyük önemli yer burası. Orada o kadar dualar, duygular artıyor ki mesela orada kılınan bir vakit 100.000 kat değerli. Orada yaptığın dua 100.000 kat getirdi. Orada düşündüğün şeyleri bile Allah, yani yaratımda... Tam modemin yanındasın çünkü. Öyle. Tam merkezdesin. Tam mıknatısın şeyindesin. Hep böyle bütün şeyleri çekiyor demir parçacıklarımızın enerji olarak. Kabe'de dönülen tavaf, Beyt-i Mamur var. Peygamberimiz öyle diyor. Kur'an'da da ifade edilir. Allah'ın arşının tam iz düşümüdür. Ve oraya kadar bütün melekler la havle ve la kuvvete illa billah diyerek tavaf ederler. Yani yaratılıştan sonsuza kadar böyle devam edecek bu dönüş. Kabe'ye, oradan Allah'a bağlanıyorsun. Sonra bütün nur yeniden bütün mescitlere geri dönüyorsun ve diyorsun ki ben geldim. Şimdi burada namaz müminin miracıdır dedin ya. Peygamber miraca giderken kaç tane felekten geçti? 7 değil mi? 7. Hangi peygamberlerle karşılaştın? Yani Kur'an'da ismi geçenlerle karşılaştın. Yok diyor. Yani 7 hadiste geçiyor. Adem. İşte ilk Adem peygamberler. İsa, Harun, İdris, Musa, İbrahim aleyhisselam. Bunların sen miraca çıkarken seninle ne bağlantısı var? Bu hadisin senin hayatındaki etkisine. Veya seninle. Namaz müminin miracıdır hadisi. Tamam. Hayır. Bu feleklerdeki kişiler sende ne karşılıyor? Yani peygamberler. Ya işte Adem ilk insan oldu. Tamam. Bunun senin namazında nerede? Bilmiyorum abi. Yani bunun ben karşılığı bence bizdeki çakralarla alakalı. Bence. Çünkü Adem üremeyle ilgili. Adem ilk dünyadan da ilk üremeyle ilgili. Cinsel çakrayla alakalı. Mesela buna benzer. Benzetmeler çok. Bir bilinç hali aslında. Bu peygamberlerle görüşme hali bir bilinç halidir aslında. Ve biz namazda en son peygamberimiz şeydir. Taç çakra denilen bütün şeyin enerjinin tepesinde Muhammedi bilinç. Onun altında İbrahim bilinç. Hani bu 50 vakit namaz kılmaları falan hani bir var ya Miraç'tan dönerken. Evet. Bunların hepsi bu içerideki fiziksel şeylerin karşılığı. Şimdi Adem'i bilinç nasıl olacak? Mesela kıyamete yakın insanlar tekrar İsa bilincine dönecekler diyor ya Peygamberimiz. İsa aleyhisselam. Tekrar İsa bilincine döneceğiz aslında. Şimdi Muhammedi bilinçten bir önceki. İsa aleyhisselam mesela daha bizim şeriat daha şey ne diyelim ahkam üzerine. İsa daha sert bro. Daha keskin. Daha ahkam. Tevrat da öyle. Ama İsa aleyhisselam daha çok daha yumuşak. Evet. Daha merhamet, daha şefkat. Peygamberimiz de öyle de. Böyle bir bilinç dönüşü olabilir. Bizi bu yolda, yani bu miraca giden yolun adına Mehdi denir, hidayet denir. Hadi hidayet eden demek, yol gösteren demek. İçimizde bir şekilde bir yükseliş yaşıyoruz aslında her rükuda, secdede. Allah'a en yakın olduğumuz yer neresidir? Rükû. Secde. Özür dilerim. Niye? Yani muhtemelen o şeyle bağdaştıracağım. Yani herhalde tam tapma eylemi olduğundan dolayı mı? Tam kan akışıyla ilgili bence. Tam kafaya mı geliyor? Beynimiz mükemmel bir şekilde kanla beslenmesiyle alakalı. Yani mükemmel bir şey. Yoksa Alzheimer oluyoruz zaten. İşte bu yoga yapanlar da aynı şeyleri söylüyor biliyorsunuz. Yani yoga yapanlar da aynı şeyi. Evet, 7 uzay diye yazmışsınız Mehmet Bey. Doğru. 7 uzay 7 kat, 7
Evet, aynı şey. Üçüncü iki lobun arasında bir gözden bahsederler. Buna biz üçüncü göz diyoruz. Pineal gland denilen. Kalp gözünün olduğu bir göz var. İki gözün arasında. Bu peygamberimizin benim arkamda da bir gözüm var. Ben görürüm, siz görmezsiniz dediği bir göz aslında. Bizim kalp gözü dediğimiz şey. Namaz kılarken onu mükemmel bir şekilde beslediğinde yaydığın frekans, ilahi frekans, yani Allah'la yakınlaşmayla alakalı bir durum oluşuyor. Yani biz aslında ibadetlerle ilahi frekansa senkronize oluyoruz. Abdest biliyorsun, başımız mesela, niye başımızı meslediyoruz? Negatif enerji dinsin, sinir geçsin. Mesela öfkelenince abdest alın dediği şey aslında bu. Abdest de bununla alakalı. Nefsi mülheme, ilham alan nefis. O da yani, şimdi mesela bizim Kur'an'ımız nerede? İçimizde. Bizim Kur'an'ımız bir şekilde açılması lazım. Demin söylediğim şey buydu. İçimizdeki Adem'i açmak. Peygamberimiz mesela yürüyen Kur'an'dı. Biz yürüyen Kur'an değiliz. Biz Kur'an'ın kenarında bile değiliz. Yani içimizdeki Kur'an hiç açılmamış. Belki işte ahkamla, namazla, farzlarla ilgili bir şeyler açılmış ama diğer peygamber mesela ne diye geldi? Güzel ahlakı tamamlamak için geldi. Şimdi bizim mesela Müslümanlara bakıyoruz, hepimiz ahlaksızız gerçekten. Lafı gelince şey deriz. Doğruyu söylemek gerekirse, doğruyu söylemek gerekirse diyoruz yani. O kadar yalancıyız, o kadar fırsatçıyız, o kadar şeyiz. Mesela dün hasta ziyaretine gittik, adam şey, cenazeye gittik. Fatih abiyle konuşuyoruz. İşte dedim, adamın bir ihtiyacı var mı? Öldükten sonra soruyoruz. Adam hastayken mesela sormuyoruz ki, belki para ister. Belki bu sefer sorumluluk olacak. Yani bunlardan da kaçıyoruz. Anladın mı? Namaz bir şeydir. Bizi birbirine bağlayan bir ağ ya. Şimdi ne an neresindesin sen? Doğudaki bir Müslümanın eline iğne batsın, Fatır'daki bunu hissetmezse gerçek mümin olamazsın. Şimdi bir adam öldü veya bir sürü insan dünyanın her yerinde. Bir ağa bağlı olmaları gerekir ki sen bunu hissedebilirsin. Bunu şöyle ifade ediyorum ben genelde. Namazın elindeki yeri nedir? Başın vücuttaki yeri gibidir. Ben mesela şey düşün, bir adam kaza yaptı, kolu koptu. Ne yaparız? Hastaneye götürürüz. Ayağı kopsa hastaneye götürürüz. Ama desek ki ya kaza geçirdi, kafası koptu. Ne deriz? Morga gitti çünkü artık şeyi koptu. Bitti. Bedenle olan, kalpli olan bağı, aklın kalpli olan bağı koptu. Yani bunun için kafanın kopması gerekmiyor. Kalbinle olan, yani ilahi mesajın geldiği, vicdanın konuştuğu yer. Bir de nefis, ego, şeytanın, akıl biraz şeydir, farklı bir anlam taşır. Şimdi bu akılla bu kalbi birleştirip bütün nörolojik olarak bütün hücreleri eğer birbirine bağlamazsan ne olur? Mesela bazı hücreler atıl kalıyor Şahat abi. Hatta ve bir araya geliyorlar, toplanıyorlar ve bakıyorsun kanser olmuş. Çünkü şey, nörolojik vücut, yani immün sistem onu kontrol etmesi lazım. Namaz aslında immün sistem. Zaten başına mem getirdiğinde mümin olur. Bu biraz komik oluyor ama gerçekten de benzeşiyor. Yani. Mümin sistem aslında. Yani Allah'ın teslim olmamız gereken şey vücuttaki nörolojiyi birbirine bağlamak. Hepsini akla bağlamak. Bir sistemle teslim olmak. İslam teslim olan demek biliyorsun. Yani bu teslim olmak şöyle. Allah'ın frekansına, yani şey, dünyanın işleyişine senkronize olmak demek. Sünnetullah denilen şey bu aslında. Mesela ezan vakitleri hep böyle dikkat et, paraleller, meridyenler sürekli her 4 dakikada bir paralel değişiyor ya. 25 dakikada mesela İzmit'te ezan okunduğunda bizde 1 saat sonra veya Trabzon'da arada mesela 35. Her an bir frekansın, bir ibadetin, bir şeklin ilahi bir frekans olduğunu fark ediyoruz. Mesela bir Pakistan'da da bir zaman o ağa bağlanıyor. Sen başka bir zaman bağlanıyorsun gibi. Böyle bir şey var. Şimdi burada daha önemli şey var.
Şimdi Allah ilk önce bu kainatta neyi yarattı? Hiçbir şey yokken ne vardı mesela? Kur'an'da geçiyor böyle. Suat abi. İlk önce neyi yarattı? Gökleri ve yeri mi abi? Hiçbir şey yokken onun arşı suyun üzerindeydi diye bir ayet var. Hiçbir şey yokken. Yani zaten hiçbir şey yok. Bir Allah var, bir de sonsuz okyanus. Su. Ayet öyle diyor. Allah her şeyi neden yarattı? Sudan. Öyle diyor başka bir ayette de. Su nedir? İki hidrojen ve oksijenler değil mi? Toprağın elementleri nedir? Karbon, sülfür, işte ozon. Şu bu. 27 element var insan bedeninde. Böyle konuşurken hepsi bazen aklıma gelmiyor. Evet, her namaz farklı bir çakra çalıştırıyor. Yok, her namaz değil. Her namazda her çakranın çalışıyor olması gerekiyor. Çünkü çakraların soru sordu da neyse. Çakraların aldığı yol aslında işte şeytanın oturduğu yol. Şeytanın 7 büyük günahla, 7 helak edici günahla kilitlediği 7 çakra ile alakalı bence. Şimdi bütün Adem'i topraktan yarattı ya. Toprakta ne var abim? Atomlar. Evet, karbonlar, elementler. Suda ne var? Hidrojenler, oksijen. Vücudumuzun %70'i su. %70'i su. O %70'in 1/3'ü hidrojen. Tamam. Şimdi normalde atomun kaybolma ihtimali hiç yok. Allah atomu bir yarattığında bu bir daha kaybolmuyor. Ölümü olmuyor. Hatta atomun ölümü kıyametin sebebi. Elektron. Yani o sistem sünnetullah bittiğinde bütün atomlar savrulacak. Bütün güneş sistemin dağıldığı gibi. Şimdi dünyadaki bütün insanların atomlarının boşluklarını, şimdi o sebeple normalde ben sana dokunmak istesem dokunamıyorum biliyorsun. Atomlar birbirine değmiyorlar. Vücudunda 100 katrilyon atom var seni. Atıyorum. Hücre. Atom. Hücrenin en küçük hali. Tabii. 100 trilyon hücre var. 100 katrilyon atom var. Ve hiçbiri birbirine değmiyor. Bunları bir arada tutan şey ne mesela? Kudretullah. Ruh. Kudretullah tabii. Yani ruh bence. Ruh dediğimiz şey yani aslında bilinç. Zaten vefat edince de zaten o atomdan bir şey kalmıyor yani. Tamam, o atomlar yine yani öbür atomlara karışıyorlar. Doğru, toprak yani, oluyoruz. Toprak oluyoruz. Tamam, toprak zaten atom yani. Sonuç yine sünnetullah'a uygun bir şekilde yani senkronize oluyoruz. İşte şey diyor ya, Eşkıya filminde Uğur Yücel edince şey diyor Şener Çen. Oysa korkma diyor, sen diyor öleceksin. Senin diyor çiçeğinden diyor bal almaya gelen arı ben olacağım. Bir döngüden bahsediyor. Böyle bir döngü var yani sonuç biz bir şekilde. İlk yaratılan atom kaç yaşında? 13 milyar yıl. Bugün bilim 13 milyar yıldan bahsediyor. Hani Allah hiçbir şey yaratmadan hidrojen patlaması belki. Big Bang belki. 13 milyar yıl. O günkü atomlar senin bedenindeki atomlar aslında. Yani senin bu atomlar annenin rahminde ve buralarda bir araya getiriyor olması büyük bir hesap. Şimdi bu atomların birbiriyle bağlanması, üçüncü göze bağlanması ve Kabe'ye bağlanmasını düşün. Tamam, bunun adına namaz diyoruz arkadaş. Bence. Yani şimdi bu saatten sonra gel eğil kalk değil. Yani konumuz eğil kalk değil. İçimizdeki kanın mesela kanda vesvese var biliyorsun. Hacamat yapılınca azalıyor. Kanda vesvese var. Şeytan vesvese vermesin diye bir kan veririz. Demek ki şeytan kandaki elementlerle alakalı. Çünkü kafamızdaki 60 bin kelime üreten şey, vesveseyi tetikleyen şey kanın kirliliği. Şimdi bu kirli kanla mesela helal yemedin, kanını temizlemedin veya spor yapmıyorsun, kandaki elementler hep bozuk. Bu şekilde sen zaten ne secdeye gitsen de Kabe'ye gitsen de bir şekilde bu frekansa uyumlanamayacaksın. Çünkü bir sürü vesvese var. Mesela çay düşün. Çayın içini kaşıkla karıştırıyorsun şekeri.
Kaşı çektiğinde o uzun bir süre daha dönüyor. Şimdi sen bu döngüden çıkmadan her şeyi geri atamazsın. Onlar da seninle birlikte düşünceler olarak, fikirler olarak. Dolayısıyla namazın hani dışındaki farzlar daha da geriden başlıyor. Altı farz da bitmiyor. Tabii. Şimdi camiye gideceksin. Giderken bir sürü şey düşünüyorsun. Hem böyle bir sorunun oluyor. Hem gidiyorsun namazla da devam ediyor. Hoca işi bitirdiğinde bir hesaplar bitmiş olmuyor. Gene geliyorsun. Nasıl bir senkronize olacaksın? Ben zaten bu zaten kanımızdaki bu metaller bizim ruhumuzu ağırlaştırıyor. Şimdi Allah'a yükselecek şey ne? Temiz ruh. Saf ruh. Ben diyor çünkü size şey dedim. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Ben ilham ettim size fucuru ve takvayı, iyiliği ve kötülüğü, yin ve yangı, beyazı, siyah. Ben içinize bir melek, bir tane de şeytan koydum diyor Allah-u Teala'sına. Bunların içindeki bu dengeyi senin sağlaman gerekiyor. Bunu sağlayabilmen için belli zamanlarda rüküya, secdeye, ritüeller yapman gerekiyor. Yoksa kanın temizlenemez. Temizlenmeyen bir kanı da vesveselerinden kurtulamazsın. Dolayısıyla diğer ibadetleri de yapamazsın. Namaz olmadan, yani baş olmadan, bu nörolojik bağ olmadan, bu kan sirkülasyonu olmadan kalbinin sesini duyamazsın. Hep düşünür, hep duyarsın şeytanın sesini. İlk defa şeytanlığı, şeytan gibi düşünen kimdi? Habil, Kabil. Şeytan kendisi de yaptı. İlk defa şeytanlık yaptı. Ne yaptı? Akıl kullandı. Ne yaptı? Kıyas yaptı. Ne yaptı? Ben insandan daha üstün bir varlığım biliyorum. Ya burada şunu bir fark etmen lazım. Allah'ın yarattığı ilk Adem var ya, ilk Adem o sensin. Hepimiz bir Adem'iz. Allah Adem diye yarattığı şey benim. Şimdi geriye bak, 200 yıldan daha gerisini bilmezsin. Babanı, belki dedeni bilirsin. Aslında 200-300 yıllık bir kesitte insanlar gelip geçiyor. Diğerlerinin de haberlerini bildiriyor Allah-u Teala bazen. İşte biz ona tarih diyoruz. Ama sana itaat etmeyen şeytanla senin Adem olman aslında en mantıklısı bu. Adem çünkü bilinç olarak cennetten düştü. Cennet insanın bilinç seviyesidir. Düştü, ne yaptı? Cinsel çakraya düştü. Üremek istedi. Niye ölümsüzlük? Yasak elma aslında insanın içindeki yılan, aslında insanın içindeki kundalini yılanı. Yasak elma da orada. Adem ebedi olmak istedi. İnsan ebedi olmak isteyince spermlerle başka bedenlere geçerler. Üreme olur. Adem, eğer madem cennette ebedi kalmak istiyorsun, o zaman üremen lazım. Yasak olan şey aslında orada üreme. Onu Allah-u Teala dünyada yapması için bilinç olarak düştü. Şimdi tekrar namazda o bilinç haline yükselmen lazım. İşte Kabe Kanseyn denilen şey bu. Tekrar cennet bilincine ulaşmak, tamamen meditatif bir halde olmak, haşret halinde olmak gibi bir sürü daha devam eden bir sürü konu. Bunun daha başlangıcı buralara. Yani ne kadar daha konuşayım. Abi ne anlatıyor? Şöyle, bugünlük şey ya, yani ne dedin? Bu konular yeter. Fazla. Evet, yani burada niyet edeceksin. Ben kimim? İçindeki atomları bir bul. Bir içindeki kanı temizle. Bir niye bu aleme, nereden düştüğünü bil. Yani bunları bilmeden eğilip kalkmanın bir önemi yok abi. Ben sana işte namazın faziletini anlatayım sana şimdi. Kim namaza giderse işte 27 kat ecir alır. O camiye girerken melekler onun gülahlarını alır. Çıkarken sorarlar, ey Allah'ım bu adamın niyade edelim mi hani camide, çünkü Allah'ın evine günahkar girmez. Yok der, benim evime misafir gelen kişinin yani günahlarını ona iade etmek benim şanıma yakışmaz. Her namazda seni temizliyor, her abdeste seni temizliyor. Neyi temizliyor? İçindeki psikolojik durumu, kanındaki psikolojik şeyi. Abdest senin çakralarını dengelemek için. Namaz da senin çakralarını dengelemek için. Eğer bak bu çakraları dengelemezsen, namaz seni kötü şeylerden nasıl alıkoyuyor? Mesela inne salate tenha anil fahşai vel münker. Nasıl seni namaz kötülüklerden alıkoyabilir? Şöyle, ben şuna inanıyorum namaz kıldığım dönemlerde. Mesela öğle namazı, evet, evet,
öğle vaktinde namaz kıldım. İşte ikindi vaktine geçiş yapacağız. O arada namaz beni tüm kötülüklerden kurtarıyor. Yani iki namaz arasında ya namaz kılacağız. Yani otokontrolden bahsediyorsun aslında. Yani toplum aynen kendimi şey yapıyorum lan. Şimdi birazdan namaza geçeceksin. Ayıp olur. Yapıyorsun? Ayıp olur ha. Aynen. Şimdi yani o kontrol var. Tamam. Ben az önce bir şey anlattım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman bir tane peygambere uğradı. Bir tanesi anlattın. Adem aleyhisselam'ı anlattın. Diğerlerini... Adem, hayır, insan... Hayır, tamam. Adem cinsiyet, cinselliği temsil ediyor. Diğer peygamberler neyi temsil ediyor abi? Mesela İdris. Yani kalp çakrasında. İdris kalp çakrasında. Size bunu öğrenmem için bir sıra mı var? Belli. Hadiste geçiyor zaten. Hadiste geçiyor. Peygamberimiz birinci. Bunun da minyatürleri var harekatta. Mesela İdris kalp çakrasına denk geliyor. Kalp çakrası yeşildir. Cennetin koyu yeşil olduğunu söylerler. İdris hatta dünyadayken cennete girip tekrar çıkmayan peygamberdir bilirsiniz. Evet. Mesela kalp çakrasına denk geliyor. Nedir abi anlamadım. Cennete girip de çıkmayan. Evet. Cennet dünyadayken cennete girdi İdris. Kalbini temizlersen dünyada cennete girersin. İdris gibi. Mesela günah işlersen Yunus, bak bu Kur'an'daki kıssaların hepsi senin bedenindeki şeyler. Yunus gibi bir oğlanın içine bir karanlıklara düşersin. Orada kalırsın. Eğer istiğfar etmez, kendi kanını temizlemez, bilincini temizlemez, egondan dolayı yaptığın hataları kendine itiraf etmezsen. Yunus Aleyhisselam gibi karanlıkta kalırsın. Öyleyiz zaten. Yani kendi bilinci, biz egolarımızın bizi nasıl kandırdığını, yani şeytanın hileleri. Ego, benlik. Ben dediğimde. Nefis. Ben de. İbrahim Aleyhisselam'ın baltasıyla kestiği benler var ya. O aslında küçük benleri kesti. Büyük beninin de boynuna astı. Çünkü o ölene kadar ona mühlet verildi şeytana. Büyük benlik onun boynuna astı baltayı. Peygamber önce kalpteki putları kırdı. Biz hep diyoruz ya Kabe'deki putları kırdı. Kabe Allah'ın evi. Kalp Allah'ın nazargahı. Onu temizleyeceksin önce. Yoksa onu temizlemeden hani Kabe'ye döndüm, işte Mekke'ye döndüm, Leyatlı'na bağlanacağım. Önce bir şeyini temizleyeceksin ki kalbini. İşte ama o kalbi temizlemek de yani bunun birinci yolu namaz yani. Namaz hani namaz illa namaz illa bu namazın hakikatini yakalayacağız yani. Tam hakikati bence biraz buralarda. Yakalayacağız yani. Yakalayacağız ve temizlenecek yani kalp. Tamam. Namazın yani, seni kötülüklerden alıkoymasının bir sebebi vücudundaki kanın daha sıvılaşımı, daha temiz, daha çakralarından geli daha eğilip kalktığını, aklın başına geldi ile alakalısı. Yoksa seni nasıl? Yani akletmeyi sağlayan bir şey. Sağlıklı olmanı sağlayan bir şey. Sağlıklı düşünmeni sağlayan. Kanını temizlemen lazım mesela. Kan nasıl temizlenir? Hocam kan nasıl temizlenir? Hacamatla. Oruç tutarak, hacamat yaptırarak ve nefes alarak. Nefes terapisi yapmak lazım. Çünkü vücuttaki kanın biz normalde almamız gereken nefesin %70'ini almıyoruz. Dolayısıyla hep böyle acele ediyoruz. Hızlı nefes alıyoruz, hızlı hareket ediyoruz. Hiçbir şekilde durmuyoruz. O kadar hızlı hareket ediyoruz ki ne Allah geliyor aklımıza ne ibadet geliyor. Nefes alamıyoruz, kanımız temizlenmiyor, vesveseler artıyor. Eski kadimi ulema şey derdi, akciğere pnoma demişlerdir, ruh derler. İlahi ruh aslında kandadır. Allah ruhtan üflemedi mi bize? Kendi ruhu ve nurdan yarattı. Mesela teravih de ruhla alakalı. Arada bir nefesleniyorsun ya. Kelimenin temelinde teravih vardır. Şimdi kutsal ruh nerede? İçindeki seni Allah'ın sana üflediği bilinç, ruh nerede? Tamam, namaz bunu bulmanı sağlayacak. Şeyin adı bence. Yoksa hani eğilip spor yapması, kalkması senin sağlıklı düşünmeni sağlayan şey. Bu insanlar o fiziksel karşılığı. Yani onu mesela orada yaptığın zikirler, kendine diyorsun, ne dediğini bilirsen çok iyi olur. İşte Allah en büyük. Tamam, benim işlerim küçük. Allah en büyük.
benim bu dert ettiğim dünya mallarını bir geri atayım. İşte evet, beni istikamet üzere yetiştir. Biz zaten mesela hep şey derler, son namazını kılıyormuş gibi kıl derler bize. Çünkü her son namazı kılıyormuş gibi kılmazsan nasıl zamanın var deyip her şeyi erteliyorsun. İbadete zaman ayırmıyorsun. Yarın ölecekmiş gibi. Dünyaya çalış, şey, ibadet, ahirete çalışacaksın. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya. Hiç ölmeyeceksen uzun vadeli. Dünya işlerini bir şekilde yaparsın. Da yani dünyadaki malın sevgisi eğer kanına bulaşırsa, dediğim gibi ruhun kirlenecek. Sen bu balon, yükselen balonları düşün. Ağırlık atmazsan balon yükselmez. Yani senin ruhunun illiğine çıkması çok zor. Eğer elementleri bozuksa, kanın temiz değilse, ibadet etmiyorsan, namaz kılmıyorsan, bunları başka türlü çözemezsin. Yani yoga yapsan olur diyeceğim ama şimdi mesela orada diyeceksin Subhane Rabbiyel Aliyyil Ala, senin oksanlardan temiz, tenzih ediyorum ey Ali olan Allah mesela diyorsun. Bunlar senin bilincini terbiye ediyorlar. İbadetler aslında bizim bilincimizi terbiye ediyorlar. Çünkü bilinç şeytandır. Biz şeytanı, aynen, nefsi vesvesesine yeniliyoruz. Nefsi yani terbiye etmek için ibadet ederiz. Allah onun için der, şeytanın ayak izlerini takip etmeyin. Çünkü o bize her zaman mesela bana şey diyor, bir tane yat al. Ulan ben bu yatı almam için 10 sene çalışmam lazım. Şimdi ben onu dinlesem 10 sene şey gibi, hayvan gibi çalışıyor olmam gerekecek. Ya almazsan ne olur? Şimdi veya başka bir ev daha al. Şu kadar mı alıyor? Millet şöyle desin. İşte zengin görün, güzel giyin, şöyle olsun, böyle olsun deyip ne kadar ben bu ömrümde ne kadar mal yiyebilirim? Şu an dünyada 8 milyar insanın hepsinin bir sürü amelleri, malları, yığılma şeyi var. Bu yüzyıl, bu adamların hepsi gidecekler. Biz hepimiz gideceğiz. Bir dahaki yüzyıl başka birileri gelecek. Onlar da aynı dertte, aynı tasada, aynı arzularda, meraklarda olacaklar. Onlar yiyecekler. Benim şimdi çocuğuma bıraktığım mal diyelim, o belki kıymetini bilmeyecek. Geçse göberin eline, onun bilmem nereden nereden. Döndü zaten, böyle döngü olmasa bu dünya dönmez zaten. Ve dünyadaki demin bahsettiğim atomlar ve nötronlar, protonlar, bilmem neleri, vücudundaki en ufak elementlerin boşluklarını ziplesek, bütün dünyadakileri ziplesek bir elma kadar yapmıyoruz. 8 milyar insanın boşluklarını çıkar, atomlarını bir araya topla, bir elma etmiyor. Zaten şimdi sen İstanbul kadar olsa diyelim bir toz şeker. Şimdi sen 20 milyon adamız. Bir toz içimizdeki boşlukların boşluk işte, içlik, buraları bile fark etmiyoruz. Yani o atomun enerjisi dönüşü biz yapıyoruz. Bizi biz yapıyor. Senin, ben şimdi sen diye gördüm. Senin atomlarının yaydığı enerji. Ama seni farklı görüyorum, onu farklı görüyorum. Sen farklı bir enerji yiyorsun. Senin ruhun ibadetle, mesela bazı insanlar vardır. Nur yüzlüdür. Ayette çok geçer. Yüzü gülmüş bir şekilde gelecek mahşere falan. Bazı insana bakarsın mendebur. Ruh hali bozuk. Veya kötü bir haber almış mesela. Mesela kötü bir haber aldığında yüzü mosmor oluyor adamın. Veya işte piyango çıkmadı. Gibi. Yani buna benzer şeyler bizim ruh halimizi değiştiriyor. Şimdi ruh nedir? Bu kadar atom mudur? Kimsin? Ne yap? Hani niye buradasın? Bu sorgulamayı, tefekkür açmak şimdi bu iki soru. Niye sütre koyuyorsun? Niye selam veriyorsun? Niye kahve kavseyin olmaya çalışıyorsun? Yani bu kahve kavseyin olmak bilinç olarak Allah makamına çıkmak. Allah'la Resulullah'ın yay ve ok misali. İki beynin arasındaki lob gibidir. Onun için tasavvufçular bir taraf bir loba Rahman, birine Rahim derler. Biri erildir, biri dişildir. Adem'le Havva gibi. İçimizde de bir eril bir dişil var. Buraları bir şekilde ibadetlerle ancak, ya da sporla. Tamam, teşekkür ederim. Çok konuştum. Eyvallah. Sağ olun. Ağzına sağlık.